Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün profiterol yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak kremamı hazırlayacağım. 2 su bardağı sütüm var. 4 yemek kaşığı toz şekerim var. 2,5 yemek kaşığı da nişastam var. Öncelikle bunları karıştırıyorum. En son piştikten sonra, altını kapattıktan sonra şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Bir pakette sade krem şantimiz var. Onları da ilave edip kremamızı soğutacağım. Kremamız olurken ben bir yandan da hamurunu hazırlamak istiyorum. Onun için 100 gram kadar margarin veya tereyağımız var. 1 su bardağı suyum var. 1 tatlı kaşığı da şekerim var. Öncelikle bunların erimesini bekliyorum. Kaynadıktan sonra vanilini ve ununu ilave edip kavurmaya devam edeceğim. Kremamız gayet güzel pişti, kıvama geldi. Ardından şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ve bir paket krem şantiyi ekleyip altını kapatıyorum. Ve üzeri kabuklanmasın diye bir streç filmle kapatıp soğumasını bekleyeceğim. Evet, krem şantimi ve yağımı da ekledikten sonra şöyle iyice çırptım. Artık bunu bir tabağa alıp üzerine örteceğim ve soğumasını bekleyeceğim. Yağım iyice eridi. Suyum ve şekerimle beraber kaynadı. Artık bir paket vanilin ilave ediyorum. Ve bir su bardağı un ilave edip iyice karıştıracağım. Evet, sertleşti. Şöyle iyice biraz kavuruyorum. Un kokusu çıkana kadar. Ardından bir kaba alıp soğumasını bekliyorum. Ardından yumurtalarını ilave edip şekillendireceğiz. Hamurumu çırpacağım kabımı aldıktan sonra birazcık şöyle çırpacağım. Soğuduktan sonra teker teker yumurta ilavesi yapacağım. Toplamda 3 yumurta koyacağım. Teker teker çırparak vereceğim. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum hamurumun. Bir tane yumurtamı kırdım. Hamurum soğudu. Yumurtamı kırdım. Çırpmaya başlıyorum. İkinci yumurtamı da ilave ettim. Çırpmaya devam ediyorum. Üçüncü yumurtamı da kırdım. Hamurum zaten kıvama geldi. Böyle bir kaşıkla toparlayıp poşete koyup tepsime sıkacağım. Hamurumu bu şekilde buzdolabı poşeti kullandım ben. Sıkma poşetim olmadığı için şöyle poşetimi aldım. Sizin sıkma poşetiniz varsa daha kolay olur tabii ki. Ucunu hafiften böyle makasla kesip tepsime sıkarak şekil vereceğim. Hamurumuzun hepsini bu şekilde yuvarlak sıktıktan sonra önceden ısıttığım 160 derecelik fırında yaklaşık bir 20-25 dakikada pişiyor. Ama siz lütfen fırınıza göre kontrollü olun. Bir yarım saatte piştikten sonra kapağını hiç açmadan fırında bekleteceğiz. Üzeri için hazır çikolatalı sos kullanacağım. Onu aynen üzerinde yazan tarife göre pişiriyorum. 2,5 su bardağı süt ve bir paket hazır çikolata sosu. Ocakta pişireceğiz. Soğuduktan sonra da servis yapacağız. Hamurlarımız güzelce pişti. Soğudular. Artık aralarını kesip krema dolduracağım. Üstüne de çikolata sos gezdirip servise hazır hale getireceğim. Şöyle bıçakla kestim. Ardından da kremamı dolduruyorum. Eğer sıkma poşetiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Daha kolay olur işiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine çikolata sosu dökeceğim. Bütün hamurlarımızı şekil verdikten sonra üzerine hazır çikolata sosunu döktüm. Servise hazırladık. Deneyecek olanlara afiyet olsun.